brutal death trap. Canlı grafik ve etkileyici seslere sahip olan Far Cry adlı oyuna başlarken kendimizi bir adanın koynunda buluyor, esrarengiz ve acı geçmişini geride bırakıp toplumdan elini ayağını çekerek Güney Pasifik'te yat kiralama işine başlayan Jack Carver'ı oynuyoruz. Now, Jack must uncover the secrets within a forbidden fortress. Şu anki görevimiz hırslı bir gazeteci olan Valeri Curtis'ı sağ salim Kabato Adası'na götürmek. Bu çok kolay bir iş gibi görünse de yola çıktığımızda bunun çok da kolay olmadığını öğreneceğiz. Valeri'yi adaya ulaştırdıktan hemen sonra saldırıya uğruyoruz. Saldırıda yatımız batarken bu dehşet sahnesinde kendimizi jet ski ile zor kurtarıyoruz. Adeta cehenneme dönen bu bölgeden kaçmak istesek de bu jet ski ile olacak iş değil. Çünkü evimizden binlerce mil uzaktayız. Mecburen adaya çıkıp Valeri'yi bulmaya çalışıyoruz. Karşımızda birçok düşman var. Askerler, korsanlar, denizciler ve mutasyona uğramış yaratıklar. Şimdi tek çaremiz var. Savaşmak ve hayatta kalmak. From Ubisoft Entertainment comes a paradise turned combat zone. And a battlefield that's a far cry from anything you've ever seen before. Guys, I don't think I'm alone down here. Rated M for mature. Şimdi BMX'ten Harun Deliktaş'la birlikteyiz. Harun Bey bize BMX'te satılmakta olan 3 yeni ürün hakkında bilgi verecek. Şu anda PlayStation Portable'ın önündeyiz. Basit anlamda bir oyun konsolu. Oyun konsolları içerisinde en çok satılan ürünlerden bir tanesi Sony PlayStation Portable. MP3 dinleyebiliyorsunuz. Film izleyebiliyorsunuz. UMD ileriyle. Hafıza kartıyla yükseltebiliyorsunuz hafızasını. Hafıza kartına da film yükleyip izleyebiliyorsunuz. Wireless özelliği var. İnternete bağlanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda ikinci bir PlayStation Portable'la wireless üzerinden iki kişilik bir oyun oynanabiliyor. Bu ürün genelde çok seyahat eden müşterilerimiz açısından önemli bir ürün. Navigasyon özelliği var. Yani şu anda Türkiye'de 35 tane ilde açık adres detayı var. Gitmek istediğiniz bölgeyi, gitmek istediğiniz yeri yazıyorsunuz, size tarif ediyor. Ve 35 ilde bütün hastaneler, otoparklar, camiler, restoran, aklınıza gelebilecek bütün kamu alanları da direkt içerisinde hazır adres olarak var. Bunun dışında yine MP3 player olarak da kullanılabiliyor uzun yol esnasında. İçerisine hafıza kartına MP3 atıldığı takdirde MP3'leri dinleyebiliyorsunuz. Diyelim ki çıkmaz bir sokağa girdiniz ya da uydudan görünmeyen bir yol, sokak kazılmış diyelim ki. Arabayla oraya girdiniz, sokağın kazılmadığı doğal olarak görünmüyor. Siz arabayı geri döndürdüğünüz takdirde navigasyon cihazı bunun farkına varıyor ve size alternatif ilk yolu gösteriyor. Bu da HP'nin 4180 modeli. Hem yazıcı, hem tarayıcı, hem de fotokopi. Üçü bir arada bir yazıcı. Eğer dijital fotoğraf makinesi ya da cep telefonunun hafıza kartına fotoğraf çekmiş olan müşterilerimiz varsa hafıza kartlarını şu bölümden yazıcıya monte ediyorlar. Evet, buradan monte ediliyor. Ve buradan da LCD ekranından fotoğrafları görüp istemiş olduğu fotoğrafı buradan seçerek bastırabiliyor. 10x15 ya da A4 boyutunda fotoğraflar alabiliyor. Dakikada 30 sayfa siyah, 24 sayfada renkli baskı yapabiliyor. Burada zaten aynı zamanda tarayıcı ve fotokopi olarak da kullanılabiliyor. Fotoğraf örneklerinden bir tanesi de burada var. Şudur örnek. Evet. Bilgisayar
bilgisayar korsanlığı yani hackerlık suçundan hapse giren dünyanın ilk dijital suçlusu Kevin Mitnick tecrübelerini aldatma sanatı adıyla kitaplaştırdı. Yaptığı işi hackerlık değil de toplum mühendisi olarak nitelendiren Mitnick, şimdi bilgi güvenliği konusunda diğer cepheden bakıyor ve dünyanın dev şirketlerine danışmanlık yapıyor. Mitnick, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı yayınları tarafından ülkemizde yayınlanan kitabında dünyanın en pahalı güvenlik sistemlerinin birkaç basit telefon konuşmasıyla bilgisayar klavyesine bile el sürmeden nasıl alt edebileceğini gösteriyor. Elektronik posta kullanıyorsanız, internete giriyorsanız, herhangi bir şekilde bilgisayar ağları üzerinde kişisel bilgilerinizi tutuyorsanız ve bilgisayar aracılığıyla alışveriş ya da bankacılık işlemleri yapıyorsanız bu kitap size çok şey verebilir. Sanal alemdeki teknoloji rehberiniz Teknolojik'ten bu haftalık bu kadar. Bilgisayar ve internet dünyasındaki gelişmeler ve yeniliklerle haftaya tekrar buluşmak üzere.